Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimiz arkadaşlar zurnada oktav çalışması. Oktav çalışması nedir? Oktav nedir? Bununla ilgili kısa bilgi vereceğim. Ses aralıkları arkadaşlar tamamen bir ses frekansını, la frekansını mesela şöyle göstereyim örnekleme. Bunun tiz olan sesine de oktav diyoruz arkadaşlar. La'dan la'ya çıkma, sol'den sol'e, işte fa'dan fa'ya fark etmiyor. Ses aralığı tamam mı arkadaşlar? La si do re mi fa sol la dediğinizde o frekansın tiz sesini yakalıyorsunuz. O aralığa da oktav diyoruz biz işte. Yani bunu fa'dan fa'ya, sol'dan sol'e vesaire gittiğinizde, yani si'den si'ye gittiğinizde si do re mi fa sol la si, bu ses aralığına oktav diyoruz. Peki zurnada oktav nasıl oluşur? Neler yapmamız gerekiyor? İlk başta arkadaşlar tekrardan şöyle kısaca göstereyim. Zurnayı iyi ayarladığınızda kamışın ıslanmış olduğundan emin olun. Şöyle. Şimdi arkadaşlar oktav nedir dedik ve sonrasında başlıyoruz artık. Yavaştan enstrümanın oktav alabilmesi için iyi ayarlanmış olması lazım arkadaşlar. Kamış borunun bütün uyumu, zurna ile uyumu çok önemli. Şimdi kısaca bilgilere geçelim. Fa yapalım. Fa, sol, la. Hiç dil vurmadan tane tane sade bir şekilde gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunun oktavı nedir arkadaşlar? Oktav sizde bu. Bu şekilde arkadaşlar bir frekansın pes ve tiz olan ses aralığı, tamam mı? Unutmayın. Oktavı alacağınızda, zurna da alacağınız zaman arkadaşlar dil yardımı biraz daha yüklenerek. Mesela la'yı aldınız, üflüyorsunuz pes. Buna biraz yüklendiğinizde bunun tiz sesini alacaksınız. La'nın tizini. İsterseniz orada dil yardımı, dudak yardımı vesaire bununla da çalışmalar yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Sol'e geçelim mesela. Bu şekilde arkadaşlar yardımlar alabilirsiniz mesela. Şimdi diyelim la'ya girdiniz, hafiften tıkanmalar oldu. Şuradan şu parmakla oktav sesine destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela girmeyeceğiz ama hafiften buradan biraz yarım hafiften böyle bükerek de oktava daha rahat girebilirsiniz. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Dediğim gibi perde aralıklarında çok fazla yüklenmeyin. Kendinize çok atmayın. Yumuşak üfleyin. La, si, do, re, mi, fa, sol, la yapıyorum. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Re, mi, fa. Şöyle de alabilirsiniz. Şöyle de alınabilir. Fa, sol, la. O yüzden buradan girmenizi istiyorum. Re, mi yaptığınızda fa, sol, la. Oktavı buradan zorlayın, tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle bakalım. Sol'e. Bu şekilde yüklenmeler temizleyin mesela arkadaşlar. Çıkabildiğiniz kadar oktavı zorlayın. Mesela. Çıkabildiğiniz kadar çıkın. Önemli olan bu arkadaşlar. Dediğim gibi iyi bir ayarlanmış enstrümanla her oktav şeklini deneyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tek istediğim size nasıl, ne derece üflemeniz gerekir? Şunu yapmayın. Sakın böyle çok yüklenmenize gerek yok. Olabildiğince nefesinize dudak ve dil yardımıyla da arkadaşlar hafiften kamışta sıkarak da yapabilirsiniz. Ama çok kasmayın. Olabildiğince normal karadaki pozisyonu pes üfleyin, tamam mı? Buradaki dolaşmalara oktav diyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir pozisyon çalışma şekli arkadaşlar. Bol bol çalışın, üfleyin. Önemli olan kamışın rahatlığı ve zurna ile uyumu, boru ile uyumu çok önemli. Şöyle göstereyim. Yapmanız gereken son bir işlemi söylüyorum arkadaşlar. La'yı üflediğinizde bunun oktavını alabilmeniz için biraz daha yüklenmeniz gerekiyor, tamam mı? Şimdi genelde soruyorlar zaten. Hocam bunu hangi pozisyonda almalıyım? Arkadaşlar ben zurnayı kimisinin yanında çalıyorum. Ben dikey pozisyonda şöyle. Şöyle göstereyim. Şu köşeye dil vuracak şekilde, yani şuralara. Tamamen kamışın şurasına dokunarak vibrasyon yapıyorsunuz.
kasmayın. Dediğim gibi la pozisyonunda normal pes pozisyonunda biraz fazla üflerseniz yukarı da fazla üflemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden buraya pes üfleyin biraz. Her zaman yumuşak ve kendinizi kasmadan üfleyin. Yapmanız gereken çalışmalar bu arkadaşlar. Dediğim gibi la, si, do, re, mi, fa, sol, la yapın, tamam mı? Böyle çalışın. Hep ya, çalışmalarınız hep bu şekilde olsun. Bu da dudak dayanma desteği, sedef dediğimiz arkadaşlar. Dudağınız tahriş olmasın diye. Bu şekilde çalışmalar yapın. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.